Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. GTA 5'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi Trevor'ın pislik, iğrenç evindeyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi etraf bok götürüyor ve Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin bu görüntüne. İnsan bir kapıyı kapatır lan. Kapı yok değil mi, anasını satayım. Vay şerefsiz. Lan bu... Ya bir siktir git Allah aşkına ya. Pislik. Yemin ediyorum bunlar pislik içinde yaşıyor arkadaş. Yemin ediyorum bunlar pislik içinde yaşıyor ya. Bu hal nedir ya? Bozuka falan olsa da şurayı bombalasak abi. Bu ne biçim ev ya? Burada yaşanır mı lan? Buraya köpek bağlasan durmaz burada. Bu nedir ya? Nedir abi ya? Şuradan girebiliyor muyuz? Yok. Adamı tuvalette ve uygunsuz pozisyonda yakaladık anasını satayım ya. Midemi kaldırdı. Yemin ediyorum midemi kaldırdı. Burası nedir ya? Biz neredeyiz tam olarak? Şöyle bir bakalım. Los Santos'un Allah'a emanet yaşadığımız mekanlarındayız arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi etrafta it, kopuk ne varsa hepsi burada toplanmış. Uyuşturucusundan katiline, tecavüzcüsünden psikopatına hepsi burada yaşıyor arkadaşlar. Gerçekten sıkıntılı mahallelerdeyiz. Bu dayı burada ne yapıyor ya bu arada? Hayırdır da kardeş? Ne yapıyorsun lan burada? Bana küfür edersin ha? Lan! He? Bana küfür edersin ha? Bana küfür edersin. 11 dolar çıktı bu arada lan. Şerefsiz, paran da yokmuş. Şerefsiz. Kimsin lan sen? Şimdi madem Trevor'a geçtik. Bir tane yan görev yapalım. Şurada haritada bir soru işareti gözüküyor. Bir tane yan görev yapalım. Bizim dayı da gelmiş bizim eve, affedersin, sıçıyor ya. Kendi evin yok mu kardeşim? Git kendi evine sıç. Başka mekan bulamadın mı sıçacak anasını satayım? Herkes bizim eve sıçıyor ya. Gerçi bizim eve sıçan sıçmış zaten abi. Ev bok götürüyor zaten ama bari sen sıçma ya. O eve sadece ben sıçabilirim abi. Sen kimsin lan benim evime sıçıyorsun? Şu yan görevi de alalım arkadaşlar. Nasıl bir manyaklık, psikopatlık bizi bekliyor, hep birlikte görelim. Mekana geldik. Burada ne var abi? Selamun aleyküm. Buralar nereler? Dayı sen kimsin? Hay, kadınmış lan bu. Kadın Allah'a emanet yaşıyor gibi geldi bana, baksana abi. Bunlar ortak galiba. About to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, in the rigorous administration. Kadına bak ya, obezite. Obezitenin sonuçlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir mesaj da verelim yani. Kilo almayın. Kilonuza dikkat edin. Sağlıklı beslenin. Kadın baksana abi. Obezite olmuş ya. Buralarda bir şey var mıdır diye şöyle bir etrafa baktım ama. Aa! Bu ne lan? Mario. Mario mantarları. Dur bakalım üstünden zıplayınca bir şey oluyor mu? Bir dakika. Ne yapıyorsun Trevor? Ne yapıyorsun? Olduğu yerde zıplamıyor galiba. İleri atlıyor bak. Sus lan. Az bak. Trevor sana yakıştı mı ya? Hani bunu Michael'da şeyde görüyoruz da, Franklin'de görüyoruz da, sana yakışıyor mu bu ya? Neyse anasını satayım. Şuralara bir bakalım. Belki buralarda silah milat bir şeyler vardır. Olur mu olur. Ama yok galiba. Bu mekan zaten çöplük. Bildiğin çöplük anasını satayım. Herkes çöplükte yaşıyor abi. Çöplükte yaşıyoruz ama arabamız var yani. O da ayrı bir konu. Kıçımı mı tekmeleyeceksin? Kıçımı tekmeleyecekmiş. Sen kimsin lan benim kıçımı tekmeliyorsun? O oturduğun yerden kalkmayı başarırsan kıçımı tekmelemene izin verebilirim belki. Oyunu sevleyelim. Kefalet görevleri açıldı. Ayrıntılar için Trevor'a e-posta atacakmış. Bir dakika, görev neydi abi? Şurada C diye bir şey gözüküyor. Bir de T gözüküyor. E-posta geldi mi abi? Bayağı da bir mesaj gelmiş ya. Şu mesajları bir okuyalım. En baştan okuyalım. Bradley.
Brett. Aa, Brett şey lan. Şu soygun ilk oyunun başlangıcı, birinci bölümde soygun yapıyorduk ya, Michael, Trevor ve Brett. Üç kişi soygun yapıyorduk ya. Brett'ti bence o. Trevor, umarım iyisindir. Son mesajımdan beri uzun zaman geçti. Korumaların dediklerine göre yakın bir süre sonra belki de ziyaretçi kabul etmeme izin vereceklermiş. Eğer iyi olursam. Umarım sorunlardan uzak duruyorsundur. Öyle değilse teslim ol. Hapishane o kadar da kötü değil. Aslında bak, bana kalırsa buraya bayılacaksın. Mike'ı hala özlüyorum. Fakat artık o daha güzel bir yerde. Herhangi bir erkek arkadaşım yok. Sorduğun için teşekkürler. O durum hapishane için doğru değil. Tabi istiyorsan başka. Brett. Aa, bu adam hapishaneye düşmüş abi. Adamı yakalamışlardı en son biliyorsunuz. Birinci lan ne yapıyorsun oğlum ya? Şimdi arabadan indirtme. Arabadan indirtme beni. Manyak mıdır nedir ya? Birinci bölümde hatırlarsınız Brett vurulmuştu. Michael da vurulmuştu sanırım ama Michael bir şekilde kurtardı. Kendini öldü gösterdi ama ölmedi. Hayalet diyorlar ona. Michael'a hayalet diyorlar ve Trevor bile Michael'ın öldüğünü sanıyor. Tabii haberleri duyunca Trevor'ın Michael'ın ölmediğini anladı Trevor. Michael'ın peşine düşecek Trevor. Onun dışında Brett hala geri zekalı öldüğünü sanıyor Michael'ı. Michael'ı özlüyorum falan diyor. Bir saniye sen de teslim ol diyor. Trevor bu arada kaçıyor yani şu an insanlardan uzakta bir yerde yaşıyor. Çünkü polisler tarafından aranıyor yani. Adam banka soygunu yaptı. 108 bin doları var yani. O banka soygununda 108 bin doları var. Onun dışında şurada değişik görevler bir şey. Neymiş? Muşta'ya sahip olabilirsiniz. Ney? Muşta ne anasını satayım ya? Bu ne abi? Selam Tığır. Bu Özgeci tarikatındakilerle tanıştım. Dağlarda bir yerlerde kapları varmış. Kurtarmayı bekleyen kalbi mühürlü ruhları varsa götürüyorsun, onun karşına para veriyorlar. Nasıl ya? Kalbi mühürlü ruhlar varsa. Tam olarak ne demek istediğini anlamadım. Kalbi mühürlü şeyler varsa diyor ama pek ne demek istediğini anlamadım. Yeni mallar gelmiş. Tamponlar, jantlar, lastikler falan filan geç. Silahlardan neler gelmiş? M4A1. Şeye gelmiş. Farklı renk seçenekleri gelmiş. Başka susturucular, fenerler, şarjör, dürbünler. Şu el yapıştırıcı bombalar geldi mi ya? Kabzalar, göz yaşartıcı, gaz bombalar artık tüm silahçılarda. Hala yapıştırıcı bombalar gelmemiş ya. Gerçi bu mesajı okumuştuk yanlış hatırlamıyorsam ama bu ne? Ulusumuzun en heyecanlı off-road yarışlarına katılın. Kendi aracınızı getirin ve engebeli arazinin off-road yarışları var şeyde. Dağ yarışları. Büyük ödülü kazanmaya çalışın. Bu şansı sakın kaçırmayın. Güneyli St. Andrews Super Ados. Okey. Yarışlar varmış. Senin için tetikte olacağım diyor. Trevor şüphelinin göründüğü son yere giderek onu yakalayabilir. Canlı yakalananlar için ödül daha büyüktür. Ha, canlı yakalanan ödül. Tamam. Özellikle bu ahlaksızın taş ocağında saklandığını belirten bir uyarı aldım. Tamam, taş ocağında saklanıyormuş. Tüm hesaplardan güvenilemez olacağı sonucunu çıkardım. Bu yüzden elinde bir kaçak olabilir. Amcamız bu. Son bilinen adresi burası. Burayı hatırlıyorum lan. Ama mekan tam olarak nerede bilmiyorum. Burayı biliyorum ama mekanın nerede olduğunu bilmiyorum ya. Ben buralara gelmiştim çünkü. Dayımız da bu abi. Haritada gösteriyor mudur ki? Kim bilir neresi orası ya. Koskoca haritada nereden bulacağım orayı ya. Hafızamı zorlamam lazım ama. Aa bu ne lan? Bir şey açılmış. Bu ne? Dövme salonu. Ha, dövmeciler açılmış bak. İlerleme kaydettikçe bir şeyler açılıp duruyor oyunda ya. Güzel bir şey aslında bu. Neyse bu dayıyı bir şekilde bulacağız. Tam olarak nerede olduğunu bilemiyorum. Burada T diyor bu arada. Şu T'nin yanına gidelim. Trevor diyor. Trevor. Trevor benim. Görev çıkar mı oradan acaba? Bir evimize tekrar uğrayalım. Belki görev çıkar. O mekan neresi ya? Bir dakika dur. Mesaja bir daha bakayım abi. Mesaja bir daha bakalım. Belki adresi veriyordur ya. 15 bin dolar veriyor oğlum. 15 bin dolar az para değil ha. Tam olarak adresi vermiyor ya. Bunu ben nerede hatırlıyorum ya? Bir yerde gördüm ama. Taş ocağı. Taş ocağı neredeydi ki abi? Taş ocağını hatırlamıyorum.
Ne oluyor lan? Radyo mu çalışıyor? Alt yazı geçse de iyiydi. Alt yazı diyorum. Radyo çalışıyor galiba. Şu bizim eve bir uğrayalım bakalım. Görev mörev varsa alalım. Sarı nokta var mı abi? Sarı nokta gözükmüyor ya. Hah. Lan! Ne oluyor lan? Eşyalarınız lan ne eşyası var anasını satan ev affedersin bok götürüyor ya. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone and they smashed it. Those pathetic midlife crisis hog riding shaven headed fruity leather chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chapped wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey. Bu ne lan bu? Bu tip ne oğlum? Michael arıyor bu da. Bunu Michael araması için yollamış ama bulamamış. Michael Townley lives there or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Adama baksana. Now smile. That's better. Run along. Trevor tam psikopat ya. Yemin ediyorum psikopat. Yandaşları bile korkuyor lan Trevor'dan. Adamlar korkusuna yardım ediyor Trevor'a. Yoksa beni öldürür mü öldürür? Korkusundan yardım ediyorlar adama. Ne yapıyoruz acı? Silahçıya uğramalıyım. Sendikaya git ve kontrol et. ATV'ye bin. Binelim abi ATV'ye. Mekana gidelim. Gene herhalde bir baskın yapacağız herhalde anlamadım. Birileri evimizi dağıtmış ya bunun bedelini ödetmek zorundayız galiba. O şeyi öldürünce tabii. O geçenki bölümde. Ooo keskin tüfeği. Keskin nişancı tüfeği. Yeni bir silah açılıyor galiba. Keskin nişancı süper. Haa burası şey lan. Dükkan silahçı. Selamun aleyküm dayı. Dürbün ve susturucu al. Dürbün susturucu. Keskin nişancı tüfeği. Susturucu. Lan susturucu var zaten. Dürbün. Ha dürbün de aldık. Tamam. Susturucu da aldık. Başka? Ooo 32.500 dolar. Kaç mermisi var lan? Biraz mermi alalım abi. Bir tane daha al. Tamam. Susturucu ve mermiyi aldık. Bu arada bombalar açılmış mı? Bir bakabilir miyiz? Dayı. El bombası yok. Yapışkan bomba bu da açılmamış. Hala bombalar açılmamış. Çıldıracağım yemin ediyorum. Şu arabalarını soymak istiyorum ya. Zırhlı araçları soymak istiyorum abi. Geliştirilmiş dürbün al diyor. Pardon, geliştirilmiş dürbün alacakmışım. Normal dürbün değil. Bir dakika. Keskin nişancı tüfeği. Geliştirilmiş dürbün ha. Tamam, geliştirilmiş dürbünümüzü aldık. ATV'ye bin. Bin dayı ATV. Kimi mıhlayacaksak acaba? Hangi şerefsiz bizim evimizi dağıttıysa büyük ihtimal onu mıhlayacağız. Başka kim olacak? Ama adamlar da haklı abi. Adamların mekanını bastık. Kaç kişiyi öldürdük. Hem de bir kız yüzünden abi. Saçma sapan bir kız yüzünden. Bu kızlar yüzünden başımıza gelmedik şey kaldı. Oha ne oldu gördünüz mü arkadaşlar? Adamı hoplattım ya. Adam var ya benim ATV'yi rampa gibi kullandı ha. Komikti yani.
appropriate them. We are? Yes, we are. Lan! Hop! Psikopat oğlum Trevor, hiç kusura bakmayın yani. Hayvan da ezer, adam da öldürür. Ne oldu şimdi, şey mi değiştiriyoruz? Ha, yukarı çıkacağız. Galiba en üste çıkacağız. Su kulesinin tepesine tırman. Tırmanalım bakalım. Tren geçiyor lan. Evet, akşam oldu. Adamları bekliyoruz. 6 saattir adamları bekliyoruz. Gelen yok, giden yok. Kimi öldüreceğiz ya? ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Can you see me? Ron'a tüfeğin dürbünüyle bak. Ron nerede lan? Ha. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes. Sıkayım mı lan kafana? That's me. That's me. Don't shoot. Senin olduğunu biliyorum ha. Ayağına bir tane sıkayım mı lan? Korktun mu lan? Lan! Neyse mermileri harcamayalım. 78 mermimiz var gerçi de. Bekle, kontrol kulesinin altında bekleyen bir adam var. Oo dayı, hoş geldin. Şu an son içkini içiyorsun. Hayatının son içkisini içtin. Ve güle güle. Ve güle güle. İçki haram lan, duymadın mı anasını satayım ha? Öbür tarafta cehennemde yanacak arkadaş. Kulenin ışıklarını ateş et. Tamam. Kulenin altındaki şu mu lan? Aa, sıkamadım lan. Tamam. Dışarı çıkana kadar adama vurma diyor. Okey. Bekliyorum oğlum. Bekliyorum. Beklemede kal. Tamam, öğrenelim. Biraz daha yakınlaştırabiliyor muyuz? Tam olarak kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet. Son telefonları ne diyorsun? Ve gülümse. Çekiyorum bebeğim. Hop, güle güle. Adamın biri kul... Sen... Ne? Okuyamadım orayı. Kim lan? Ben göremedim abi. Kimi diyorsun oğlum? Etrafta kimseyi göremiyorum. Ama göremiyorum. Ha şu. Oley be! Son anda. Ulan bir bitmediniz anasını satayım. Hop! Sana da güle güle. Lan! Ah, son anda. Vallahi kaçırıyorduk he. Aynen öyle Trevor. Bombayı yerleştir lan, hadi. Koruyorum ben seni. Lan ne tırsak adamsın be. Gerçi tırsak olsa bunları da yapmaz, o da ayrı bir konu ama. En çok bizden tırsıyor bu adam ha. Psikopatız çünkü abi. Oo dayı, hoş geldin partiye. Biraz geç kaldın ama. Bak bir tane daha çıktı. Lan burada ne olmuş ya? Çıkanı mıhlıyoruz abi. Tren geçiyor arkamdan, sesi geliyor. Tamam bebeğim, vururuz. Sıkıntı yok. Ha, biri geliyor. Biri geliyor. Sen kimsin lan, buraya geliyorsun? Ha siktir. Çabuk oğlum, çabuk yerleştir. Looking for us, Steve. We ain't gonna get 'em guns when they got tactical superiority.
Nereye yerleştirdin lan? Gerizekalı nereye yerleşti? Şu mu lan? Pilotu vur mu? Ooo dayı. Bekle bekle, vuruyorum şimdi. Ya oğlum ne oluyor ya? Oba! Oba! Oh shit! Geliyorum Ron. Korkma oğlum, korkma. Aa da geldim. Atla. Atla koçum. Allah belanı versin senin. Öldün mü lan? Oğlum ne oluyor? Oğlum bana bunu yaptıracaksınız illa. Bana bunu illa yaptıracaksınız. Şerefsiz oradan orayı şey yapmış. Cover almış, oradan bana sıkıyor. Geliyorum oğlum, geliyorum. Ben de ölümden korkmuyorum lan. Gel lan buraya. Oha abi, çüş. Kaç kişisiniz lan? Şerefsizler korona gibi çoğalmışlar. Ama bana sökmez oğlum, bana sökmez. Bana sökmez. Oo, çoğaldılar şerefsizler, çoğaldı. Şerefsizler. Hadi işte bu. Gel koçum gel. Partiye hoş geldin dostum. Hadi lan, nereye gidiyorsun mermi? Allah kahretsin, son anda. Son anda kurtuldu elimden. Oo dayı. Selamun aleyküm. Çok yanlış yere cover aldın. Oğlum bütün adamları... Lan sen ölmedin mi lan şerefsiz? Senin o kafanı alırım oğlum senin. Bak şu adam hala ölmedi. Oğlum ölümsüz müsün lan sen he? Sen ölümsüz müsün lan? He, o ölümsüzlük hilesi mi bastın? Bir ses geliyor. Helikopterden mi geliyor lan ses? Ne yapıyoruz? Bizim dayının yanına gidiyoruz galiba. Ron'un yanına gidiyoruz. Ha, şeyi alacağız. Bir dakika, ATV'yi alacağız. Bekle. Geliyorum oğlum, geliyorum. Zaten adamların hepsini temizledik. Sıkıntı yok. Sıkıntı etme yani. Adamlara bak abi. Nasıl bir çeteyi çökerttiysek. Helikopterli melikopterli yani. Şunların silahlarını alabilseydik. Uçağa mı bineyim? Dur oğlum, şurada silahları lootlayalım abi. Burada bir sürü loot var. Topla şunları. Ben bunları bırakır mıyım lan? Oo shit. Hayvan gibi silah topladım abi. Bakayım. Pardon. Şunu al ya. AK mı bu? Aynen, AK'yi al abi. Şunları da al. Bunları alabiliyor muyuz? Ha, uçağın sesiymiş lan bu. Tamam, geliyorum dostum, geliyorum. Geliyorum, hiç merak etme. Şuradaki canı da alalım da. Ulan. Ne ağladım be? Oha! Bu nasıl bir şey? Filmlerde böyle bir aksiyon yok lan. Kaldır lan şu uçağı. Oğlum görevimiz tehlikedeki sahneye benzedi. He. Uçağın üstüne falan atlıyordu. Gel lan buraya. Hadi oğlum sür lan şu aracı. Neredesiniz lan? Oğlum nereden sıkıyorlar lan? Oh shit. Oo. Siz ne ara geldiniz ya? Oğlum birileri bana vuruyor. Bir dakika abi. Bir dakika. Silah değiştiremiyorum. Oğlum öleceğim lan. Ama saçma yani. Nereden sıktığını ben göremedikten sonra nasıl vurayım abi? Sıktığı nereden sıktı gözükmüyor ya.
Haritada gösteriyor ama adamı göremiyorum yani. Seçemedim adamı ya bir türlü. Tamam şu dayı da git. Ha. Güzel. Daha var mı lan? Şerefsizler hemen gelmişler. Bak mekana hemen gelmişler. Bu mekanın sahibi benim oğlum. Boşaltın mekanı. Mekanı boşaltın. Bir araç daha geliyor. Oo, partiye hoş geldiniz kızlar. Ama yanlış partiye geldiniz oğlum. Ölüm partisi bu. Mekanın sahibi benim. Partiyi düzenleyen benim. Ve sadece davetli misafirler katılabilir. Ama sizleri davet ettiğimi hatırlamıyorum. Lanet olası davetsiz misafirler. Oo dayı, uçağın önüne engel olursun ha, kalkmamıza engel olursun ha motosikletle. Niye atladın lan uçaktan? Ha yine uçağa geçiyoruz. Okey. Lan! Vay şerefsiz. Lan 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 lan. Yeterince hızlandığında 8 tuşuna bas. Tamam bebeğim. Hadi. Yeterince hızlandım oğlum. 2 tane gidiyor zaten hemen kalkıyor. Bırak lan uçağın kanadını. Bırak lan uçağın kanadını. Şerefsiz. Bak bak bak. Ölüme açılan pencereye hoş geldin dostum. Hayata tutunuş ama başaramadı. Allah'tan önceki görevlerde uçak uçurma ile ilgili tecrübemiz olduğu için daha rahat uçurabiliyoruz abi. Sıkıntı yok. Yazıları zaten editlerken okuyorum. Sıkıntı yok. Siz okursunuz. Bizim şey nerede ya? Ron nerede? Ron'u göremiyorum önümde. Şöyle bakıyor. Aşağıdaymış. Bak şuradaymış. Tamam. Ooo Ron. Sen oradan geçersin. Ben de şuradan geçerim oğlum. Sıkıntı mı? He? Sıkıntı mı? Köprü altından geçeriz oğlum biz. Vay. Altından uçulan şeyler. Köprü altından geçtik diye görev geldi. Şurada da köprü var. Oradan onun da altından geçelim abi. Sıkıntı yok. Biz bu vadileri zaten şey yapmıştık ya. Açmıştık zaten şeyle Franklin'le. Adamlar buraların haritalarını açtırmak için bu görevi yaptırıyorlar. Yani uçakla şuraları normalde ben açtığım için gerek yok yani bunu yapmaya ama oyun işte bu haritayı açtırmak için buralarda uçutturuyor ki yani bu haritanın buralarını açmak için yaptırtıyor görevi. Ama buraları açmamıştım. Mesela buralara gelmemiştim. Buralarda uçmamız güzel. Bu arada orada bir duman çıkıyor abi. Askeri üstü bu hava sahasına girmeyin. Hangi askeri üs lan? Oğlum F-16'lar falan basmasın bizi bak. Ron. Silahlı soygunlar bilmem neler tamam da F-16'larla da savaşamayız yani. Olabildiğince alçaktan uç. Tamam dostum. Alçaktan uçarız sıkıntı yok. Demek askeri üslerden kaçmak için alçaktan uçmamız gerekiyor. Aha. Ne oluyor lan? Bunlar ne ya? Ne diyor? Kargo indirmek için böyle... Aa pardon. Tam bıraktım. Kime niye kargo bıraktık onu anlamış değilim. Bunlar kim olduğunu bilmiyorum yazıları okumadığım için. Ron'la uçuş pistine kadar yarış. Çocuk oyuncağı. Çocuk oyuncağı. Dur bir dakika. Uçuş ha şu mekan şurası. Yalnız askeri üstün tam üstünden geçiyoruz.
İnşallah mıhlamazlar bizi. Acaba Ron'dan önce varırsam ne veriyor? Bilmiyorum ki. Oscar Guzman'mış adam. Adam uyuşturucu kaçakçısı. Adama mal bıraktık galiba. Uçakla. Ulan hep illegal işler, hep illegal işler ya. Ron nerede lan bu arada? Ron sağda gösteriyor ama. Benim önümde mi? Aynen, benden önce varacak galiba ya. Ron'la yarışıyoruz ama benden önce varacak gibi. Biraz daha hızlı uçak bulamaz mıydık ya? Yalnız kaç bin fitte gidiyoruz lan? Bayağı yüksek uçuyoruz ha. Bayağı yüksek uçuyoruz. Az kaldı. Ron'dan önce varır mıyız acaba? Şu şeye çıkmıştık zaten. Şuradaki soldaki tepeye çıkmıştık. Bu uçak bu arada çok sarsılıyor ya. Yüksekteyken uçak biraz sarsıntı geçiriyor. Ama alçalınca o kadar sarsılmıyor. Uçak yükseğe doğru çıktıkça biraz sarsılıyor yani. Mekan da bayağı uzakmış ya. Git git bitmiyor, anasını satayım ya. Bir dakika, neredeki? Ha şuradaki. Tamam. Burası değil mi lan uçuş pisti? Yo, bir dakika. Hay sizin yapacağınız uçuş pistine ya. Hay sizin yapacağınız uçuş pistine ya. Adam benden önce indi abi. Burasıymış. Allah belasını versin ya. Adam kazandı ya. Ama uçuş pisti gibi gözükmüyor ki bu ya. Bak şimdi sinir oldum ha. Uçuş pisti mi lan? Bu nasıl uçuş pisti ya? Bildiğim bu... tarla lan bura. Yol gibi gözüküyor. Uçuş pisti gibi durmuyor, anasını satayım. Biraz daha belirgin yapmaları lazımdı ya. Oğlum sen beni nasıl yenersin lan? Şu an var ya çok... koydu yani. Şu an bana koydu bu. Şu gerizekalıya yenildik ya. Ben bunu döverim abi. Neyse ben bunu bir daha yapacağım abi. Bu görevi bir daha yapacağım. O uçuş pistini video dışında bir daha yapacağım. O uçuş pistini indireceğim yani. Görevi altın şekilde bitireceğiz. Bütün %100 bir şekilde bitireceğiz. Trevor Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations, unstoppable. Oh, that's right. Now go. Hayallere bak. Hayaller Paris, yaşadığı yer Los Santos'un kenar mahalleleri. Artık San Andreas için çeşitli mülkler satın alabilirsin. Vay. Satın alabilir iş yerleri haritada okey gösterilir. İş yerleri satın alındığında orayı okuyamadım. Araba garajları gibi diğer mülkler satın alınabilir. Birçok yarış. Tamam. Vay vay vay. Kazandığımız yerler bize gelir getirecek. O gelirleri arttırmak için de belli başlı görevler yapacağız. O görevlerde gelirimiz artacak. Bize daha fazla gelir sağlayacak. Tamam. Tamam geç abi, anladık. Bazı mülkler bazen sadece belirli bir karakterle alınabilir. He, sadece belirli karakter. Mesela bu Franklin'in çıktığı mekandan biliyorum bunu. O mekanı tanıdım oğlum, gözümden kaçmaz. O mekanı tanıdım. Sizi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Geçenki bölümde Franklin'in içki almak için çıktığı bir mekan. İçki mi artık, sigara mı artık, ot mu aldı bilemiyorum. Asabiron. Dur bakayım, görevi yüzde kaç olarak tamamlamışım? Kafadan vuruş. 5 düşmanı kafadan vurmam gerekiyormuş. Nasıl vuramadım oğlum? Kaç kişiyi kafadan vurdum aslında ya? Sniper'la ben kafadan vurmadım mı kardeşim? Kafadan vurdum. Nasıl 5 saymadı ya? Ron'a karşı yarışı kazanamadık. Allah kahretsin. 6 köprü, 1 uçak. 6 tane köprü yoktu ki oğlum. 2 tane köprü vardı ya. Neyse. Bunları zamanı gelince tekrar yaparız arkadaşlar. Bazı görevler gümüş, bazı görevler altın olarak bitir. Aha. Ne oluyor lan? Bak tipe bak. Evet, gene psikopat Trevor'a şimdiye kadar Oscar Guzman'dan ödeme almış olman lazımdı. Doğru, bilirsin.
Sandy kıyıları havaalanındaki pisti düşünüyorum. Tüm Lost'lar oradan temizlendi. Devamını okuyalım şunun. Bu sayede özel olarak kullanabiliriz. Git bir kontrol et. Neyse bunu sonra kontrol ederiz. Şimdi. Aha. Burası satılıkmış. Ne bu? Hangar. Maliyeti 150 bin dolar gelir. Her kara nakliyatı için 5 bin. Her hava nakliyatı için 7 bin satın almak için. Kara nakliyatı, hava nakliyatı. 150 bin. Oha benim 171 bin dolarım olmuş lan. 100. Burayı satın alabilirim o zaman ben. Satın alıyorum oğlum. O zaman satın aldım burayı. Al gitsin abi. Güzel. Hangarımız oldu. Oscar geldi. Bu bizim uyuşturucu kaçakçımız. Ulan şu patlayıcılara bir erişebilsek. Yeni görev verecek büyük ihtimal. Burada kontrol noktası var diye bize durumdan kurtar. Okay. Okay man. Görüşürüz. See you later. Evet. Mackenzie'nin hangarını satın aldım. Bu iş yeri San Andreas için silah ve ihraç bilmem ne. Kargo başına 5000 hava kar... kusursuz görev için bonus alacaksın. Kusursuz görev ne abi? Uçağa ya da... He. Anladım. 150 bin dolarım gitti. 21 bin dolarım kaldı. Ama buradan ben belli başlı gelirler alıyorum. Ve şuna atlarsam veya şu uçağa atlarsam galiba yeni bir görev gelecek. Kaçakçılık görevlerini buradan yapılabilir diyor. Mekanizmalı keskin nişancı tüfeği silahçınızda farklı renklerde mevcuttur. Vay 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 vay. Şu mesajları bir daha bakalım. Düşük teknoloji yeni bir tür olan saldırı silahımız sunuyoruz. Eyvallah dostum. Bomba atarı müşterilerimize gurur. Aha bomba atar çıktı lan. Bomba atar çıktı oğlum. Keskin nişancıları açtık. Bomba atarları açtık. Baya bir iş yaptık yani. Baya bir güzel bir görev oldu arkadaşlar. Ama şu geri zekalı Ron'u havada geçemedim ya. Yani pisti bulamadım geri zekalı gibi. O sinirime dokundu. Onu artık biz bir ara yaparız yani tekrar. Bu arada bir şeye geçelim mi ya? Acaba görev verir mi? Aha kondisyon kastık lan. Oo bu adamın hiç kondisyonu yokmuş ya. Gerçi uyuşturucu çekmekten ne kondisyon olacak bu adamın? Şimdi bir mesaj daha geldi. Paso mesaj geliyor oğlum ya. Turbo, kompresör ve kaso stoklarda jantları ha bu şey arabalar için. Şeyi değiştirelim mi ya? Bizim bir şeye geçelim. Mike'la mı geçsek Franklin'e mi? Franklin'e pay alacaktık abi. Bir Franklin'e geçiş yapalım. Aa, Michael ve Franklin mücevher mağazası soygunundan sonra kafa izine çıktılar. Geçiş yapılamıyor diyor. Allah Allah ya Rabbim ya. Adamlar abi mücevher soygundan sonra tabii paranın dibine vurdular abi. Cukkaladılar bayağı yüklü miktarda parayı. Şimdi şey, emekli oldular yani. Kafa izinde çıkmışlar. Baksana olaya bak abi. Neyse o zaman Trevor görevlerini yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik Michael ve Franklin'in görevlerini yapmayacağız arkadaşlar. Trevor görevlerini yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görevlere devam edeceğiz arkadaşlar. Şu kaçakçılık görevlerini yapmayı düşünüyorum. Uçak ve neydi bu? Buggy'ye binip bunların görevlerini yapacağız. Ekstradan görevler de yaparım eğer zaman kalırsa. Gerçekten bölümler güzel gidiyor. Eğlenceli gidiyor. Aksiyonlu gidiyor. Yeni yeni görevler açıyoruz. Yeni yeni silahlar açıyoruz. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. İleriki bölümlerde bakalım ne tür şeyler çıkacak başımıza, ne tür belalar gelecek merak ediyorum. Zaten belasız olmaz yani her bölümde bir bela başımızı sarıyor. Videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bay bay. Hop şöyle de bir atlayalım. Allah belanı vermesin senin Trevor diye. Düz yolda düşüyorsun lan. Düz yolda düşüyorsun. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz.